Hazreti Mevlana'nın bendesi Mevlevi dedesi Hasan Çıkar dedeye şöyle bir soru sorduk. Hazreti Mevlana buyuruyor ki, anlattıklarımı aklınızla değil kalbinizle dinleyin. Çünkü kalp topraktan yaratılmıştır. Ona ne ekersen bir gün mutlaka filizlenir. Ama akıl sudan yaratılmıştır. Suyun üstüne ne yazarsan anında silinir gider. Mevlana'nın bu sözleri hakkında ne buyurursunuz Hasan dede? Hasan dede bu sorumuzu şöyle cevapladı. Cenab-ı Pir'in bu söyledikleri çok yerindedir. Akılda her şeyi tutamazsın. Çünkü akıl baştadır, çok yerlere eser gider. Ama kalbe bir şey koydun mu kolay kolay gitmez. Kalp sevgilinin en çok istediği yerdir. Eğer kalbine iman ettiğin yeri koyduysan artık sana ait bir şey kalmaz. Her şey ona aittir. Ama eğer kalbimiz çarşıya dönmüş ise, bir sürü şeylerle dolu ise o zaman o dosttan söz edemeyiz ve onun o güzel yüzünü göremeyiz. Hazreti Mevlana kalbe saray ismini vermiştir ve şöyle demiştir. O saray benim muhabbetimle mahmur olmadıkça sen o sarayda beni göremezsin. Bakın şimdi sizlere Musa Kelamullah'tan bir misal vereyim. Musa Kelamullah bir gün Tur-i Sina'da Allah'a demiş ki, Allah'ım seninle çok dertleşiyoruz. Senden birçok mesajlar alıyorum ve ümmetime sunuyorum. Ne olur bir akşam bana misafir gel. Allah da ona cevap vermiş. Demiş ki, tamam Musa, yarın akşam senin misafirin olacağım. Bu mesajı alan Musa sevincinden pervane gibi olmuş. Evini temizlemiş, süpürmüş, akşam olmuş evde volta atıyor, Allah onu ziyarete gelecek diye bekliyor. Tam akşam saatinde kapısı çalmış. Musa Kelamullah kapıya koşmuş ve gelene seslenmiş. Kim o? Gelen kişi dışarıdan cevap vermiş. Ya Musa, ben Tanrı misafiriyim, buyur var mı? Musa Kelamullah dönüp ona demiş ki, ben seni bu akşam buyur edemem, çok önemli bir misafirim gelecek. Ama madem ki buraya kadar geldin, seni boş çevirmeyeyim. Gitmiş bir testi almış gelmiş ve al bunu bana su doldur getir demiş. Tanrı misafiri testiyi almış, bir zaman sonra su dolu testiyle yine gelmiş. Musa Kelamullah testiyi almış ve karşılık olarak eline bir parça ekmek vermiş ve onu göndermiş. Sonra tekrar beklemeye koyulmuş. Sabaha kadar beklemiş, Tanrı ortada yok. Kalkmış Tur-i Sina'ya gitmiş. Allah'ım sabaha kadar senin gelmeni bekledim. Vaat ettin ama gelmedin demiş. Allah cevap vermiş. Geldim ya Musa ama sen elime bir testi verdin, hadi git buna su doldur da getir dedin. Sonra elime bir parça ekmek sundun ve beni gönderdin. İşte Musa bunu duyunca çıldırmış. Meğerse Tanrı'yı başka bir sıfatta görmeyi bekliyormuş. Rubai. Sevgili ile sen her ikiniz bir baş olduysanız, iki ayrı beden de bir beden olduysa artık geri adım atma, artık şu başı da sorma. İnsanoğlunun kulağı da gözü de toprakla doludur. Arayıp durduğun hazineyi, görülmesi gereken inciyi sen balçağa bulaşmış baş gözünden sorma. Sen onu gönül gözünden sor. Divan-ı Kebir, Cilt 3, 1212. Kaside. Mevlana Celaleddin Rumi. Hasan dedemizin duası ve selamıyla. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigâr Mevlana'mızın, Piran efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hu. Hasan Çıkar dedi.